öncelikle tanıştırayım. Osman Ergin'e yardımcı doçent, doktor hastanemizin başhekimi aynı zamanda veteriner fakültesi dekan yardımcısı. Size de hoş geldiniz diyorum. Öncelikle geldiğiniz için teşekkürler. Bu hastaneyle ilgili, hayvan hastanesiyle ilgili çok kısa bir iki cümle etmek istiyorum. Sonra zaten gezeceksiniz, dolaşacaksınız. Hayvan hastanesi denildiğinde ilk hemen akla gelen en önemli şeylerden bir tanesi pet hayvanları. Yani evcil ev hayvanlarının bakımı vesairesi. Tabii ki hastanenin görevleri arasında bu da var. Ama hastane asıl en önemli misyonunu tabii ki veteriner fakültesi öğrencilerinin gelişimi, eğitimi sürecinde bizzat yaparak, görerek, hastalıklara müdahalede bulunarak öğretmek anlamında olduğunu düşünüyoruz. Hastanenin ilk en önemli amacı bu. Ama tabii ki birkaç amaç var. Onlardan belki bir iki tanesini özetlemek gerekirse bir başka amacımız da en önemli amaçlardan bir tanesi. Özellikle hayvan sağlığının toplum sağlığı üzerindeki rolü açısından çok büyük bir önemi var. Osman Hocam da belki biraz sonra anlatır ama ben çok kısaca ve avam diliyle, yani halk diliyle anlatmaya çalışayım. Aslında insan sağlığı üzerinde insanların hastalıklarını böyle bir incelemeye başladığımızda belki de %50-50'nin üzerinde bir oranda hayvansal problemlerden kaynaklanan hastalıklar olduğunu görmekteyiz. Yani hayvanların sağlığı insan sağlığını çok önemli bir şekilde etkiliyor. O açıdan yine ada genelinde yaygın olarak bulunan birkaç önemli hastalık yine bu fakültenin ve hastanenin baş düşmanı olarak görülebiliyor. Onları mutlaka yok etmek anlamında da çok büyük çabaları var. Gerek laboratuvarlar anlamında, gerek giderek hayvanlara bakım anlamında, sadece pet hayvanları değil, çiftçilikle uğraşan, daha doğrusu büyükbaş hayvanlarla uğraşan tüm ağların, meraların da sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yapılmış bir hastane. Tabii ki onların ayaklarına gidilerek tedavileri yapılıyor ya da işte teşhisleri orada alınabiliyor ya da tanıları orada konulabiliyorsa konuluyor. Yoksa burada gelişmiş laboratuvarlarda da yine o sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Dediğim gibi birkaç tane önemli görevi var, misyonu var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de insan sağlığı. Onun için de biz böyle sivil toplum örgütlerini, sizin gibi kuruluşları da buraya davet edip hastanenin tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben Osman Hocamıza sözü bırakayım. Asıl yetkili olan odur. Teşekkürler. Sadece bir giriş oldu. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Mustafa Hocam giriş yaptı. Ben de biraz bir şeyler ekleyeyim. Sonra gezerken zaten bölüm bölüm neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz. Şu an hayvan hastanesindeyiz. Burası Yakındoğu Üniversitesi'nin veteriner fakültesinin bir bölümü. Bizim için önemli bir bölüm. Çünkü işte halkla buluştuğumuz, hizmet verdiğimiz nokta, dışarıya açılan penceremiz. O yüzden bizler için önemli. Burayı yaparken belli başlı amaçlarımız vardı. Biri tabii ki öğrenci eğitimi. Burada üniversiteyiz, veteriner fakültesiyiz ve öğrenci yetiştiriyoruz. Günün sonunda veteriner hekim mezun ediyoruz ve canlıyla uğraşıyorlar. O yüzden mezun olmadan belli eğitimleri, belli uygulamaları yapmaları gerekiyor ve buralarda o alanları yarattık. Tabii ki sadece öğrenci eğitimiyle sınırlı tutmadık biz bu şeyi, hastaneyi. Çıtayı yukarılara çektik çünkü hem hayvan sağlığı hem toplum sağlığı, yani sağlık kavramı bizler için önemli. Hayvanların sağlığı bir şekilde burada zaten tedavi ediliyor ama toplum sağlığına, bizlerin sağlığına ne gibi katkımız olacak? Artık basına da zaman zaman yansıyor. Belli başlı hastalıklar var ki bunlar hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Bu işte evimize aldığımız küçük kediler, köpeklerden de olabiliyor. Çiftlik hayvanlarından olabiliyor. Yediğimiz, içtiğimiz, işte yediğimiz etlerden, içtiğimiz sütlerden olabiliyor. O yüzden bizler fakülte olarak biraz işte bu hastalıklara önlemler alarak, bu hastalıkları teşhis ederek, bunları ortadan kaldırarak, yeri geldiğinde bunlardan nasıl korunacağını anlatarak hem bizlerin, işte hem ailemizin, hem çoluğumuzun, çocuğumuzun sağlığını da bir yerde kontrol altına almak, güvence altına almak gibi hedeflerimiz var. Bu amaçla yola çıktık. İyi bir laboratuvar kurduk. Biraz sonra gezerken göreceğiz zaten hepsini. Böyle hizmetlerimiz olacaktır. Hayvan sağlığının yanında da halkımıza, toplumumuza. Dolaşmaya başlayalım. Burası girişimiz, şu an içinde bulunduğumuz kısım. İlk işte deskimiz arkada. Hastalarımızın ilk geldiği, kayıtlarının alındığı yer burası.
Arkada bir pet shop'umuz var. Pet shop isim olarak aynı dışarıdaki pet shop'larla ama biz işte kedi köpek satmıyoruz, kuş satmıyoruz. Burada sadece profesyonel mamalar ve profesyonel ürünler, vitamin, tablet gibi profesyonel ürünler yer alıyor burada. Onun haricinde de başka bir markaya satmayı düşünmüyoruz. İlk kayıttan sonra karşıda gördüğünüz 4 tane muayene odası var. Hepsi bunların aynıdır. İlk muayenelerin yapıldığı yerler buralar. Devam edelim birlikte. Buralar muayene odaları. Hepsi standarttır. Yani dördü de aynıdır. Aynı donanıma sahiptir. İşte muayene masası ve bu hasta başı monitörüyle birlikte bizler ilk muayenede gerekli tüm işlemleri yapabiliyoruz. Ateşine bakabiliyoruz. Tansiyonuna, solunumuna, nabzına, işte göz muayenesi, kulak muayenesi. İlk etapta gerekli her türlü işlemleri burada yapabiliyoruz. Kan tahlili istenirse kan alıp işte laboratuvara gönderebiliyoruz. Buralarda çözülebilecek olguları çözüp geri gönderiyoruz. Daha zor, daha komplike olgular için de arkada bir meydan yarattık, tedavi meydanı. Oraya doğru devam edelim. Burası tedavi meydanı. İsminden de anlaşılacağı gibi tedavi için gerekli tüm birimler bu meydanın etrafında ve bizler burada gerekli tedavileri, işlemleri yapıyoruz. Nedir bu birimler? İşte ilki eczanemiz, tedavinin en önemli parçası ilaçlar. Buradan ilaçlarımızı temin ediyoruz. Eğer hastalarımız bizle kalması gerekirse buralarda şeylerimiz var, kafeslerimiz var. Tabii ki bu kafese sığmadığı için odayı tahsis ettik. Lafi. Aslan gibi bir şey. Aslan mı? Evet. Mastif türüdür herhalde. St. Bernard. Bu. Ama mastif kökenlidir herhalde, değil mi onun? Yani büyük ırklardır. Beethoven o televizyondaki. Buralarda kafeslerimiz var. İşte tedavisi süresince bizde kalması gerekirse hastaların. Buralarda bakıyoruz. Tedavilerini yapıyoruz. Bu her türlü hayvan. Yani evcil hayvan. Evcil hayvan. Kuşlar. Evet, evet. Kuşlar, kaplumbağalar, işte eksotik hayvanlar olabiliyor. Koyun, keçi, yani çiftlik hayvanları haricinde her türlü şeylere bakabiliyoruz. Burası laboratuvarımız. Bizim için önemli bir yer. Sadece işte buraya hizmet vermek amacıyla yapmadık burayı. Hem dışarıya, dışarıda çalışan hekimlerimize. Çünkü inanın buradaki cihazları dışarıdan birinin alması pek mümkün değil ekonomik olarak, madde olarak. Onlara da açtık bu laboratuvarı. Hep birlikte ada için faydalı işler yapmak niyetimiz var. O başta bahsettiğim hastalıkların teşhisini yapabilecek çok önemli, değerli cihazlar var burada ve hemen hemen her türlü hastalığın teşhisini yapabilecek altyapıya sahibiz artık. Buralar bu şekilde. Yani şu anda dünyada tanısı konulmuş hastalıkların hemen hemen hepsinin evet, evet. Hatta tespiti şu şekilde, yapılabiliyor mu yani burada? Yapılabiliyor. Mesela leishmanya var. Duymuşsunuzdur köpeklerde, evet. Leishmanya teşhisinde birçok metot vardır. İşte hızlı tespitleri var, ELISA'sı var, başka bir şey var. Dünyada kabul edilen altın standart bir metot vardır. İmmün floresan mikroskopla yapılan ki en geçerlisi, en güvenilir. %95'te güvenilirliği vardır. Bu karşıdaki mikroskoptur işte o. Yani, özel ışık vererek yapılır. Evet, özel ışık vererek yapılır. Buralarda tabii biz onlara da dikkat ediyoruz. Yani hızlı tespitinden teşhis değil de en güvenilir, en gerçekçi metotla teşhis koymayı istiyoruz ki tam bir referans laboratuvar olabilirim bu konuda. Adada da bu konuda eksiklik, büyük eksiklik var. O yüzden yatırım yaparken bunlara da dikkat ettik. Böyle bir referans olmalarında da adım attık. Bakalım. Peki yani Kıbrıs'ta zaten bizim Kuzey evet. Kıbrıs'ta böyle bir olay yoktu bu ilk. Bunun tarafında da yoktu. Yok. Yani. Türkiye'de? Türkiye'de de inanın bu yapıda bir yer yok ama tabii ki böyle testleri yapan yerler var, birimler var, hastaneler var ama üniversite bünyesi altında toplanmış ve böyle bir oluşum şu an yok Türkiye'de de yani. Biz bu projeyi Amerika'dan aldık. Amerikan projesidir yani bu hastanenin yerleşimi, işte bu meydanlar, şeyler. Biraz Türkiye'nin de üstünde oldu yani bu rahatlıkla biraz şeye benzettim ben bu Discovery Channel'ın Animal Planet olabilir peki o hayvan hastanesinin şeyine çok benzer Türkiye'de yani onlar genelde Amerikan orijinlidir ya da İngiliz ama Amerikan sisteminde bu yapıyı çok sık görebilirsiniz yani Amerika'daki
hastaneler genelde bu şekilde yerleşir. Biz de yani yeniden keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. Bir bildikleri vardır ki şeyde biz de onlardan örnek alarak, kendi yapımıza uydurarak buraya adapte etmeye çalıştık. Başarılı olduk da diyebilirim çünkü artık gelen giden hem misafirler hem işte hastalarımızın geri dönüşünden iyi bir şeyler olduğu konusunda şeyimiz oluştu yani. Umarım sizler de turu tamamladığınızda beğenirsiniz. Devam edelim. Burada yine iki önemli merkez bizler için. Görüntüleme merkezlerimiz, yani insanlarda günümüzde görüntülemede, işte teşhiste, tedavinin takibinde neler kullanılıyorsa buralarda biz de onları kurduk. Yani bu tarafta X-ray ve MR gibi... MR'ımız şu an yok ama onun haricinde işte Doppler ultrason, endoskopi, bu tarafta da röntgen, hepsi buralarda kullanılmakta. Röntgenin şöyle bir özelliği var. Dijital bir röntgen, yani insanlarda çok sık kullanılıyor ama hayvan sağlığında ilk kez kullanılan bir röntgen. Farkı nedir diğerlerinden? Bunda butona bastığınız anda direkt görüntü ekrana ve bilgisayara gidiyor. O yıkamadır, şey, o aşamalar hepsi. Yani zamanda büyük bir kazanç var. Hem zaman hem de hayvanlarda sıkıntı, hayvanı hareket, belli bir süre sabit tutmak zordur. Pozisyonu yakalar yakalamaz görüntüyü elde ediyoruz. Bizler için büyük avantaj. Burası da yine değil mi? Evet, bu tarafta yani endoskopi, ultrason, rutin kullandığımız cihazlar. Tedavi kısmını gezdik. Şimdi tabii ki hastane olduğumuz için önemli bir birim de ameliyathanelerdir. Ameliyathaneleri ayrı bir koridora yerleştirdik ve kontrollü bir giriş yaptık. Çünkü yanlışlıkla da olsa kimsenin ameliyathaneye girmesini istemeyiz ameliyat sırasında. O yüzden kartlı bir sistemle giriş kurduk buraya. Gidebiliriz. Operasyon öncesi hazırlık odasıyla başlıyor ameliyatların koridoru. Burada ameliyata girecek hastanın ilk alındığı oda. İşte operasyon yapılacak bölgenin temizliği, tıraşı, hazırlığı, anestezisi, her şeyi burada yapılıyor hastalarımızın. Daha sonra setkelerle ameliyathaneye sterilizasyon. Burada da operasyonda kullanılacak cerrahi aletler, eldivenler, önlükler, her şey steril bir hal alıyor. Operasyona girecek hocalarımız, bizler buralarda önlüklerimizi giyiyoruz. Gerekli hazırlığımızı yapıyoruz ve buradan ameliyathaneye geçiyoruz. İki tane ameliyathanemiz var. Burayı daha rutin operasyonlar için kullanıyoruz. Aynı anda iki ameliyat birden yapabiliyoruz. Yine günümüzde insan hekimliğinde kullanılan işte inhalasyon anestezisi, yani gaz anestezisi kullanıyoruz. Şu an iki gaz anestezik var dünyada. Sağ kapaklı olan, sevoflunan en güvenilir gaz anesteziği şu an insanlarda da kullanılıyor. Karşıdaki diş ünitesi sayesinde işte dolgudur, diş tedavisi, kanal tedavisi ve bu gibi işlemler de burada yapılabiliyor. Burası da merkez ameliyathanemiz. Burada her türlü operasyonu yapabiliyoruz. Buranın farkı nedir? Yani yine gaz anestezisi kullanılıyor ama bu köşedeki operasyon mikroskobudur o. Onunla birlikte mikro cerrahi, yani gözde katarak, işte sinir sistemi gibi nörolojik operasyonlar da o cihaz sayesinde, yani operasyon mikroskobuyla birlikte buralarda yapılabiliyor. Yine burada elektroşok cihazımız var. Yani geri hayata döndürme, reanimasyon dediğimiz. Olur da en kötü bir durumda son şeyi de kullanmak üzere öyle bir ünite kurduk buraya. Operasyonu izleyen kısımda da yoğun bakım kısmımız var. Burada da operasyon sonrası belli bir süre hastalarımıza bakıyoruz. Buralarda gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra işlem tamamsa, hasta iyiyse buradan taburcu ediyoruz. Kırık var galiba. Evet, bacağında sıkıntı vardı. Tedavisi devam ediyor. Kedimiz mi? Evet. O kedi şeyin kedisi değil mi Osman hocam? Bu çocukların getirdiği kedi mi? Yok, okulun içinden bir sahibi var. Tabii mi? Aha, sahibi yani. Çok güzel. Evet, hastanemiz genel olarak bu şekilde. Evet, hastanemiz.
Kafanızın çoğu da taburcu olmuş galiba. Evet. Bir bayağı kalabalıktı. En çok ne geliyor? Kedi köpek. Kedi köpek yani. Kedi de öyle fazla. Köpek kedi de var. Kedi de var yani. Ama evet, ada genelinde köpek beslemek daha şey popüler. Kuş var. Birkaç kuş var. Yani, ama yani normal. Yeni hayvanlardan falan çok iyi. Python yıllarına geldi. Yok. Daha o tarz hasta olmadı ama. Bilmiyorum. Olursa bakalım. Papağan falan geldi de. O şekilde bir hastamız olmadı daha. İsterseniz böyle bir görüş anlamında sizden alalım. Gelebiliriz. Gezinizi gördünüz kısaca. Evet, düşüncelerinizi. Öncelikle Kuzey Kıbrıs'a hayırlı olmasını diliyoruz. Hocalarımızın nezaretinde gezdik, gördük. Gayet güzel, profesyonel. En üst teknoloji ürünlerle donatılmış bir tesis. Yani ben de kendim de bir hayvansever olarak böyle bir tesisin kurulmasından gerçekten mutlu oldum. Dediğiniz gibi yani sonuçta hayvanlarla iç içe yaşıyoruz. Ve bunun dönütünde de hayvanlardan gelecek olan rahatsızlıklar bizim sağlığımızı da etkileyebiliyor. Çocuklarımız var. Son derece güzel olmuş. İnşallah dediğiniz gibi yani hem eğitimsel boyutta öğrencilerin eğitilmesiyle ilgili hem hastaların tedavi edilmesiyle ilgili yarar sağlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Tekrar hayırlı olmasını diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.